Merhabalar, yatırım ve finansa hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hükümet politikalarıyla, Mehmet Şimşek'in konuşmalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla alış sinyalleri kuvvetlenen hislere bakacağız. Şimdi artık bakın sonuna kadar dinleyin çünkü başında ortasında sonunda dinleyince bazı mesajları yanlış anlıyorsunuz. Aynen bakın yorumlarda benim dediğim şeyi bana karşı bu böyle olmalı diyen yorumlar görüyorum. Sonuna kadar izleyin çünkü gerçekten bu özellikle gelecek 2-3 ay için özel belediye seçimlerine kadar çok değerli bir video olacağını düşünüyorum. Şu var. Mehmet Şimşek'le Sayın Cumhurbaşkanımızla ne alakası var diyen yorumlar var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kanalımdan olabildiğince sesle uzak durmaya çalışıyorum. Niye peki böyle video çekiyorum? Eskiden çektim. Onlar ülkeyi yönetiyor arkadaşlar. Ya bu siyasi parti değil işte. A partisi, B partisi, AK parti, CHP meselesi değil. Ülkeyi onlar yönetiyor. Ekonomi AK partilerinde, Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek. O yüzden onların söylediklerini dinliyoruz yani. kimi dinleyelim başka? Hani burada muhalefet ne gibi bir de olamaz. Çünkü ellerine bir güç yok onların. Neyi arttıracak? Nasıl arttıracaklar? Sözleri yok ki arttırsınlar. Umarım mantığı anlermişsiniz zaten yani benim eski takipçilerim özellikle mantığı anlayabiliyor. Siz de yeni görüyorsunuz arkadaşlar mutlaka abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi iki farklı ören bahsedeceğiz iki farklı ağır sektör ardından hisselere geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar aslında bu videonun çok dışında olan bir hisse yani asıl videonun içine değil. Turizm sektörü. Atılımlarla arkadaşlar turizm sektöründe bu yıl devlet atılımları olsun, adımları olsun, e, özel sektör adımları olsun yazın turizm sektöründe sert bir yükseliş bekleniyor. Buna beraber havacılık sektörü artışını gösterebilir. Onlarla bahsedeceğiz. Ayrıca arkadaşlar taş, toprak, çimento sektörü bakın buna hızlı gelmek istiyorum. Hisse de geçeceğiz. Taş, toprak, çimento sektörü en değerli sektör şahsımca seçimlere kadar. Çünkü şu da net bir cevap vereceğim. Seçimler arkadaşlar seçim yok. Bir seçimlerin etkisi yoktur. Genel seçim, yani genel seçimlerden kastım belirli seçimlerin etkisi yoktur borsa üzerinde. Bir, bir Mayıs seçimleri olmayacak, bir genel seçim olmayacak, milletvekili, cumhurbaşkanı olmayacak arkadaşlar. Lütfen biraz mantıklı düşünelim. Orada ülke yönetenleri seçiyorduk. Şimdi belediyenin hizmetleri yönetenleri seçiyoruz. Ama Ankara, İzmir, Konya, Trabzon, Bursa, Çanakkale, işte hangi Antalya bunların zerre değeri yok. Antalya'nın belki biraz değeri var turizm açısından. Tek bir yer var. İstanbul. Hisselerin değerlerini etkileyecek tek yer İstanbul seçimi. Genel seçim, belediye seçimi hiçbir değeri yok. Tek bir şehrin borsuzların etkisi var özelliklerine bakın. Beni çok ilginçleyecekler arkadaşlar. Bak güç hükümetin elinde olduğu için arkadaşlar yüksek ihtimal. Bakın borsa üzerine konuşuyorum siyasi mesaj değil. Hükümet partisi diye kazanırsa İstanbul'da bu hisselerde daha sert bir yükseliş gözükecektir çimento hisselerinde. bu olmalı mı? Bence olmaması gereken bir şey yani. siyasetin borsa hiç şey olmaz çok yanlış bir şey. Ama yıllardır bu iş böyledir yani dediğim gibi. Sen hükümeti savunuyorsun, sen muhalefeti savunuyorsun gibi bir şey değil. Yıllardır bakıyoruz, bu iş böyle oluyor. Yani i̇lk defa böyle uydurmadım. Umarım anlaşabilmişizdir. Durum bu. Hükümet partilerini kazanırsa buradaki çimento hisselerinde özellikle tutaç toprak çimento hisselerinde daha sert bir yükseliş yedecek. Buradaki hisselerimize bakacağız. Hızlı geçmek istiyorum. Çimsa, Afyon ve Akçan tarafında sert bir yükseliş olmayacak. Endeks bazlı bir yükseliş olacaktır. Çünkü bunlar daha çok İstanbul'dan çok arkadaşlar, yurt dışı bazı şirketler, ayrıca sabancılara ait. Peki niye bu sektör artıyor? Çünkü biliyorsunuz ki İstanbul'da bir deprem tehdidi var. O yüzden İstanbul hızlı bir şekilde arkadaşlar evler yeni yıkılıyor. Tehdit evler yıkılıyor. Yenileri yapılıyor. Bu süreçleri en çok para kazanan çimento sektörü. Mesela geçmişte benim videolarım var işte. Emlak konuttan bahsediyordum. Yorum şu. Konuşuyorsun konuşuyorsun emlak konut artmıyor artmıyor arkadaşlar. Hemen size grafiğini göstereyim emlak konutun. 6.80'lerden Emlak konteynerisi 6.80'lerden bakın burada ocağın başında %60 160 %60 muazzam bir kere artış yaptı. Niye arttı? Vakti gelmiş, seçimler gelmiş. O yüzden arttı. Normalde nefret ederim bu arada hisselerinden Bir emlak konut vardı. O da bence artık pahalı. Çok gerek yok. Yani zamanı gelince en yükselmeyecek hisseler haber yüzünden haberiniz olsun. Bu da seçimler dolayısıyla artan bir hisseler emlak konut. Tabii başka da var ama. Şimdi hisselerimize geçelim. Taş toprak çimento sektörü arkadaşlar en kuvvetli hissemiz Bursa çimento. Şahsımca düşüncem de hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında artması beklenen yani en kuvvetlisi ise Bursa çimentodur. Hem biliyorsunuz ki İstanbul yakında olsun hem e, olsun üretim kapasitesi olsun her şeyiyle Bursa çimento yani siyasi tavrıyla olsun ya yani böyle zıt siyasi tavrı yok fazla hükümete o e, alanda gerçekten kuvvetli bir şirket. Satışları net dönem karı makul. Öz kanatları çok iyi. Net borç ekside finansal borçlanması düşüyor. Dönen duran varlığı iyi çarpanları muazzam değerlerde bakın. PDD'de FK gerçekten muazzam değerlerde. Öz kanatlar iyi. Piyasa değeri 12 milyar TL. Az önceki rakiplerine göre bakın. Bir rakibi var burada işte. Oyak Çimento, Nuh Çimento, Konya, Çims, Aksan, Akçansa. Bunlara göre BA'yı neredeyse en sonları bir rakip. Mesela burada şirketlerde çok fazla olay yok büyük şirketler içerisinde en büyük şirketlerin başında giriyor. Niye Oya almıyoruz, Nuh almıyoruz, Konya almıyoruz? Çünkü arkadaşlar bakın, Oya şu anda ucuzdur. ama piyaseleri fazla olduğu için ve haber değeri artışlarının bakın. Haber değeri artışın en büyük etkisi birileri para koyduğu için artar işte bakın. Oya çimento Oya mesela %50 para girse, 120 milyar TL olsa 40 milyar para lazım %50 yükselmesi için şirketi. Burada ise 6 milyar yetiyor. Yani ve bu cebimizden çıktığı için para düşük hacimli istediği yükselmesi daha kolaydır. Haber değeri yüzünden en fazla yükselecek ise budur. Ki şu an dikkat edin bakın seçim sonrasında çimento sektörüne sert bir yükseliş gelirse bence elinize fazla tutmayız çok sert bir yükseliş alayım. Zannetmiyorum gerçekten ama gelirse satın deriz. Niye? Sert yükselişlerin ardından geri düşüşler gelebilirizden Elinizden belli bir seviyeye kadar sonra tekrardan yükseliyor. Bu genelde tekrardan bir harekettir. Şimdi ne dedik? bu sektörü geçtik. Arkadaşlar bu sektöre geri değineceğiz. Ama turizm sektörü dedik. Burada en önemlisi en son, en önemlisi en son sakladık haberiniz olsun. Turizm dedik, havacılık dedik, Türk Hava Yolları. Ne alakası var Türk Hava Yolları'nın hükümetle? Evet şimdi diyeceksin ki turizm eşi evet hükümet alakalı ama Türk Hava alakası var. Ben bunu hala bilmeyenlerin olduğunu öğrendim arkadaşlar. Bak, çok değişik bir şey. Bana mesajlar geliyor hala işte. Türk Hava Yolları e, nasıl büyüyecek büyüyecek. Arkadaşlar Türk Hava Yolları gerçekten Türkiye'deki en güçlü şirket bakın. Baktığımızda piyasa değeri Koç Holding'e göre fena düşük. Ben biliyorsunuz ki bayılırım Koç. Yani, ba koç ailesi muazzam bir ailedir. Çok büyük bir ailedir. Ama bir THO'ya etmez. Türk Hava Yolları, marj değerleri, kalış oranı, caruran, özkan hakkarlığı, piyasa uygunluğu ve ayrıca 390 milyar piyasa değerli ülkedeki en büyük şirket şahsımca. Yurt dışı bağlantıları, yurt dışındaki ağ olsun ve büyüme en açık şirketten diyorum ya ben size. Türk Hava Yolları yarın bir gün yabancı borsa işlem görse bu şirket dünyadaki en büyük 5 hatta 3 havalar arasına girebilir. Piyasaların anlamında şu andaki artamamasının sebebi ise yurt içindeki Türkiye'deki parasal azlık. O kadar paramız yok. Bu hissi havaya kalacak kadar yok. O yüzden çok fazla artamıyor ve bu çarpanları çok uygun kalıyor. Peki niye hükümetle alakalı? Çünkü arkadaşlar Türk Hava Yolları biliyorsunuz ki devlete ait bir isim. %49,12'lik payı Türkiye Varlık Fonu'na ait. Gerçekten çok büyük bir pay ki onlar da sahip. Bakın arkadaşlar Türk Hava Yolları gerçekten dünyadaki en büyük markalardan biri. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki en büyük 8. bir olması lazım ki. Benim bunda Borsa İstanbul'da olduğunu varsayarsak bence çok daha yukarı hareket ediyor. Çünkü Borsa İstanbul'da dediğim hacim istek anlattım az önce. Bu hisseyi düşürüyor. ilerlerde ben dünyada ilk 3'leri ilk 5'leri zorlayacağım. Belki Bak o bile ihtimal dünyada birinci veya ikinci olma ihtimali var. Bak bu sektörde bak. Türkiye'nin tek markası var. Dünyada birinci olabileceği. Başka hiçbir sektör yok. Otomotivimiz çok gelişmemiş. Bir iki firmamız var. O da aslında yabancı firmalar ortakları işte. Ford ve Tofaş. Onun dışında e, turizmde en işte fena değiliz. E, sanayide çok büyük rakipler var. Te, onun yüzden yanına yaklaşamıyoruz. Tesla'sı var, osu var, bu su var. Netflix'in falan var. Nvidia'sı var. Amstel çok kuvvetli ve geleceği olan sektör. Ayrıca biz 30 hisseler arasındaki en hızlı, hareket en potansiyel olan hisse. Haberiniz olsun. Son dönemde özellikle yapılan e, atılımlarla beraber, projelerle beraber, uçak alımlarıyla beraber, anlaşmalarla beraber çok da e, filosunu büyütmeye, karda kar katmaya çalışacak. Onun dışında arkadaşlar bakın ne dedik? Bu cimri dedik, TEO dedik. Şimdi en önemli hisseye geldik. Bence şahsımca en önemli hisse. Niye? Bakın hükümet deyince ne seçimler geliyor. İstanbul geliyor. Maalesef deprem geliyor. Ve arkadaşlar demir çelik sektörü geliyor. Evet taş toprak önemli mi? En önemlisi demir çelik sektörü. Ve demir çelik sektörünü inceleyince aslında hükümet kanadının Kardemir demir diye bakın. Buradaki Kardemir D tarafından ki az sonra bu az bu hissenin hepsinin teknik analizine bakacağım. Kardemir D tarafında özellikle bir çalışma olduğunu görebiliyoruz. Nereden biliyorsun kalende orta çalışma olduğunu? Göstereceğim arkadaşlar. Önce bilançoya bakalım. Öz kaynakları fena değil. Gayet iyi. Dönen duran varlığı iyi. Borçlarımız artmış ama geçmişten kalan dönen duran varlık ve öz kaynakları iyi olduğu için aya çarpanlar iyi olduğu için en azından PDD'de oranı iyi olduğu için gayet iyi. Piyasaları 32 milyar. Bir de bunun A ve B hisleri var. 90 milyar TL civarında bir şirket. Gayet de büyük bir firma geleceklere potansiyeli var. Sana güzel arttı veya yani %30 40 bir artış yaptı neredeyse kısa vadede. %30 civarı bir artış yaptı. Daha potansiyeli var. Evet, de, seçimlerden önce ve sonra. Şimdi niye dediğiniz gibi konuşuyoruz bu hissi? Hemen geçelim arkadaşlar. Burada bir insan hayatını anlatacağız bakın. Profesör Doktor İsmail demiş. 2014 bakın. Nisan 2014'te savunma sanayi müsteşarına atandım. Eskiden başbakanlık varken biliyorsunuz müsteşarlık vardı. Savunma sanayi müsteşarı olmuş. 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı bağlantı düzenlemeleriyle Temmuz 2018'de arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı. Ve bu Savunma Sanayi Başkanlığı da arkadaşlar 2023 Haziran ayına kadar sürdürdü. Orada arkadaşlar Haziran ayında Karabük Demirçelik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam bak. Bakın. Savunma Sanayi'nden arkadaşlar Karademir'in başına atandı. Bence bu bir atanış bakın. Bu bir gelişti. Bu bir atanma. Dediler ki Kardemir bizim için değerli. Kardemir ile ilgili projelerimiz var. Sen Kardemir'in başına dur dediler. Çünkü çok değerli bir insan kendisi yani. Mevki olarak çok yüksek ayda bulunmuş. Bak müsteşarlık yapmış ya. Bir müsteşarın yönetim kurulu başkanı olduğunu görüyoruz. Ve bildiğim kadar ortağı değil yani Kardemir'in. Sadece yönetim kurulu başkanı. Bu çok değerli bir atılım. Burada işte Kardemir ile ilgili bak görüyorsunuz ki burada yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Burada da diğer yönetim kurulu üyeleri gözüküyor. Mesela Kamil Gülek çok büyük ortağıdır. Veya büyük ortağıdır. E, Karabitler bilir. Buradaki çoğu kişiden insan ortaklık payı var. Ama İsmail Demir yönetim kurulu başkanı olmasına rağmen çok fazla ortaklık payı yok. Grafiklere geçelim arkadaşlar. Emlak konutunun dışında. Kardemir değerinin grafiğine baktığımızda. Hızlı bir şekilde bakalım. Burada. %30'a yakın artış olmuş. Şu anki takvimde ise %28'lik bir artış yapmış. Ne zamandan beri? 20 liralıktan beri. En dipten alırsak 62 günde %35 civarı bir artış yapmış. Güzel bir kar. Ekim aylarında bir ara 32'lere çıkmış oran düşmüştü. Ayrıca arkadaşlar depremin sonrasında burada 24 TL civarını görmüştüm. Şu anda hala kısa orta uzun vadede potansiyeli sürüyor. Ama net konuşayım bakın. Benim Ereğli Demir Çelik, Kardemir, İskender Demir Çelik, Kardemir A, Kardemir B fark etmez uzun vadeden çok fırsat ister bunlar. Çünkü bakıyoruz grafiklerine mesela. Bunun 5 yıllık grafiğine bakayım. Öyle muazzam bir artış mesela. 4 TL'ler geçmişe baktığımızda yine burada 2 TL'leri görmüş yıllar öncesinde. 2008'de örneğin 60 kuruşmuş. Yani şu ana kadar hisse 35 kat 40 kat artmış. 2007'den beri. Yani bu hisse çok artamıyor. Kardemir'de, Ereğli, İskenderun gibi hisse çok fazla artmıyor. Becerileri yok. Ama özellikleri ne? Belli olaylar sonrasında hızlı atma özellikleri var bakın belli olaylar sonrasında şu anda da belli bir olay var. Kardemir, Edeel, gün firma artışı için hazır. Kardemir de bunların başını çekiyor şimdilik. THU tarafındayız arkadaşlar şu anda 282'nin işlem görüyor. Dipten 132 arttı. Buraya kadar ise 120 endeks bazlı bir artış var. Senin sonuna kadar bakın şu anda muazzam fırsat oldu. Evet düştü. Ama RSI seviyesinde 79'lardan 59'lara büyük düşüş oldu. Büyük toparlam RSI seviyesi tarafında. Ve yıl sonunda bu hissenin 600 TL civarına geçme olasılığı çok yüksek bir ihtimal. Şimdi bazıları pahalı diyor bak. THO'ya. Ne diyor? Rekor fiyatındaymış THO. Alınmazmış arkadaşlar. Çarpan denilen bir şey var. Hissemiz uygun. Çarpanları uygun. Her zaman uygundu. Baktığınız değerlerine bakın. Mesela burada Ağustos ayının başında 1.9 PDD'de 7 FK'ları görmüş. Tabii daha düşük değerler gördü. Genelde bakın bu hissinin bilançlar sonrasında burada gözüktüğü gibi bir düşme olasılığı düşüyor. Bakın. Bilançoyu gördükçe ise düşüyor. Geçmişte mesela bilançoyu alıyor ve FK'sı PDD'de düşüyor. Genelde çünkü iyi bilanç açıklar. en iyi bilançosu aslında 3. çeyrek bilançodur. 4. çeyrek pek gelmez genelde. Ama THO'yu alırsanız ve 3. çeyrek kadar bekletirseniz özellikle muazzam bir kar potansiyeliniz olabilir. Son hisseye bakalım. Bursa Çimento'ya bakalım. Yine güzel bir hisse. Bu hissemizde arkadaşlar bakın. Güzel arttık. Sabahattin Asal büyük düşmüştü hisse zamanında. Sen diyorum mesela fırsat hissesi mesela. Bursa Çimento fırsat hissesi. Uzun vade tutmayın. Ne oldu? Seçim oldu mu? Arttı mı Bursa Çimento? Sat gitsin. Şu an bile hızlı arttı. Sat gitsin. Uzun vade tutmayın arkadaşlar bakın bu hisseleri. THÖ'ye dışında Bursa Çimen da, Kardemir D'de çok uzun yıllar boyunca tutulacak hisseler değil. Kısa vardı iki aramızda alıp çıkmalık hisseler. Bu arada Bitcoin tarafta çok iyi arttı. Güzel para kazanmak. Yani para kazanmak, Bitcoin'den para kazanmak bu dönem daha hızlandı açacağız. Ee, bu açıcısı bir yandan kötü çünkü insanlar alışıyor para, kolay para kazanmaya. Sonrasında borsa stabil olduğunda insanlar tedirgin oluyor. Bu Çimen bu şekilde şu anda baktığımız teknik seviyeleri toparlanması sinyali var hafiften. Güzel düştü iki gündür. Bu bizim için iyi bir durum. Büyük bir sinyal yok. Bakın alış ve satış sinyali yok şu anlık grafiklerde. Asıl dediğim gibi şey seçimlerden sonra veya seçimlerin öncesindeki haftalarda fiyatlanmaya başlayacaktır. Durum bu. Şimdi sizlere iki şeyden anlatacağım. Öncelikle Mehmet Şimşek'in iki gün önce veya pardon dün söylediği bir şey var. Borsa yatırımcısı finans okur arttırdı arttırırsın bu dönemde dikkat etsin gibi yorumu var. Katıyorum arkadaşlar bu dönemde özellikle bu sıkıntı dönemlerde finansal okuryazarlı olmayan insanlardan bol bol mal almaya çalışacaklardır. Ya malı sahip çıkın ya da doğru hamlelerle paranızı yönetin. İkinci durum ise bu hükümet alakalı politika faiz indirimi. Borsanın asıl rahatsız arkadaşlar politika faiz indirimi başladığında olacaktır. Ki bunda tahminleri var tabii ki benim tahminlerim var. 2024 Aralık 2025 Ocak gibi minik bir politika faiz indirimi gelebilir. O zaman da borsa bir artış olacaktır. Abi politika faizlerinin büyük indirimi 2025'e kayabilir haberiniz olsun. Çünkü şu anlık biraz daha ertelice elge duruyor politika faizini. Politika faizlerinin indirilmesi muazzam bir şey. Bunun örneğini de bakın şurada göreceksiniz. Amerikan borsası tarafında. 18.000'den bir günde 17.500'e geldi. %3 düştü Amerikan borsası. Nasdaq. Niye düştü bir günde %3? Nis düştü, Bitcoin düştü, altın düştü, her şey düştü. Dediler ki biz politika faiz indirim tarafını FED diyor, bunu, Amerikan Merkez Bankası istiyor. Haziran'a Temmuz'a erteledi diyor, politika faiz indirimimiz diyor ve çok fazla politika faiz indirimi düşünmüyoruz diyor, 100 baz puanlık bir şey düşünüyoruz diyor, bu haber sadece bir anda %3 düşürdü piyasalar. Amerikan borsası gibi piyasalar daha sert bir piyasaları kendisi, daha ağır bir piyasaları. böyle büyük düşüş yaptı arkadaşlar, bizde de çok büyük etkisi var, genelde politika faiz arttırıldığında borsa düşer, politika faiz arkadaşlar düşürüldüğünde borsa yükselir. O yüzden de politika faiz düşürülmeye başlandığında onlara haberler geldiğinde borsada gerçek rally'i görme imkanımız var. Benim ciddiğim bu kadardı. Sizden ricam video beğendiğinizde kanala abone olmanız. Hepinize mutlu, bol kazançlı günler dilerim.